Şimdi Yavuz Ağralioğlu'na müstakil durma politikamız senin de hassasiyetlerine uygun dönebilirsin çağrısında bulunulduğu gibi bazı iddialar var kulislerde konuşulan. Ama Ağralioğlu da diyor ki ben yeni bir merkez inşa etme kararıyla yola çıktım. Dolayısıyla sıcak bakmıyorum. Şimdi İyi Parti'nin bu kararı daha önce evden ayrılan bazı isimlerin eve dönmesi sonucunu getirir mi? O dönemde çok evden ayrılan yoktu. Birkaç isim vardı, siz de ifade ettiniz. Hı hı. Sadece masayla ilgili itiraz yoktu. Adayla daha çok hesapları vardı. Özellikle Kemal Bey üzerinden bir tartışma yürütüyorlardı. Yoksa 2019 ittifakında çok fazla ses çıkarmamışlardı. Ya da ittifakın ağırlığı getirdiği evet, yani, o denge konusunda itirazlar vardı. İkili ittifak evet deyip biraz da çoğalmasından, altılıya dönüşmesinden falan rahatsız olduklarını ifade etmişlerdi. Ya bu saatten sonra o kadar ayrılırken sert sözler söylendi ki hemen hiçbir şey yokmuş gibi İyi Parti'de yoluna devam edebilir mi? Çok da emin değilim. Yani güç katar mı? O da ayrı bir tartışma. Çünkü İyi Parti ciddi sorunlar yaşıyor. Onlar gelince başkaları gidebilir mi? Çünkü o arada da onlarla polemik yapan İyi Parti'de farklı isimler vardı Meral Akşener dışında. Hı hı. O yüzden bunun hesabının kitabının iki isim tarafından da iyice herhalde tartılacak. Ama bunun Türkiye siyasetine de negatif ya da pozitif bir etki yapacağını da zannetmiyorum. Hı. Hani İyi Parti'ye gelseler İyi Parti çok güçlenecek ve başka bir kulvara doğru taşınacak sorusu hayır yanıtı çok rahat verilebilir. Çünkü aradan geçen zamanda o isimlerin ciddi bir anlamda ağırlığını hissetmedik siyaseten. Yani bazı isimler ayrılır, ayrı olarak dururlar ve orada bir ağırlığını hissedersiniz. Siyasete başka bir şekilde müdahale ederlerse etkili olur diye düşünürsünüz. Ama bugüne kadar öyle bir etkiyi hissetmedik. O yüzden genel siyasetin dengesini değiştirebilecek bir yakınlaşma değil. Ya da bir oraya girseler de çok bir şey ifade etmez. İyi Parti'nin ruh halini değiştirmez o anlamıyla. Yani bizden gidenler var ama gelenler de var diye böyle bir heyecan yaratmaz. O yüzden çok... Aslında İyi Parti'nin seçimlere tek başına girme kararını da beraberinde böyle bir risk getirdiğini unutmamak lazım. Geçen programda konuşmuştuk konuklarımızla. Eğer CHP kazanırsa yine elindeki belediyeleri ve hatta dahasını kazanırsa bu kez denecek ki demek ki İyi Parti'nin hiçbir etkisi olmamış bu belediyelerin kazanılmasında. Hani bir şey değiştirmedi. Bu da bu anlamda da bir risk aslında. Tabii, yani bugün bir kamuoyu yoklamasına denk geldim. Türkiye'deki temel sorunlara örneğin Türkiye iyi yönetiliyor mu diye bir soru vardı. %54 hayır çıktı. Yani bu İyi Partili, CHP'li, DEP'li değil. %54 kesim hala ya da %50'nin üstünde Erdoğan rejimiyle bir meselesi var. Şimdi önümüzde bir sandık kurulacak. Bu genel seçim değil. Adayların isimleri var. O yüzden İyi Parti çok büyük bir risk de alıyor. Yani Meral Akşener bu anlamıyla o %54 şunun hesabını yapabilir. Yani bu dönem memnun olmadığımız, hatta 28 Mayıs'tan bu yana işlerin daha kötü gittiğini düşünürseniz geniş halk kesimleri açısından, memnun olmayan halk kesimleri başka bir yere çok rahat yönelebilir. Yani muhalefet partilerinin güçlü adaylarına yönelebilir. O %7'lik, az önce Orhan abi bahsetti İl Genel Meclisi'nde ama İl Genel Meclisi'nde aldığı %7 de CHP'nin bazı girmediği büyükşehir belediyelerinin de etkisi var. Yani hı hı. Balıkesir'de İyi Parti'nin aldığı oy tamamen İyi Parti'nin hanesine yazılmış durumda. O yerel seçimlerde o %7'ler, %5'ler çok görülebilecek rakam değil bu anlamıyla. En azından bana şimdilik öyle geliyor. Böyle bir atmosfer var. Seçim yaklaştıkça hani Orhan abi daha yakından takip ediyor Ankara'da ama ben de katılıyorum. Yani Meral Akşener'in bugün aldığı kararın %100 bir karar olmayacağı eğer anketler böyle gelmeye devam ederse yeniden gözden geçirebilir. Evet. Özellikle bazı iller konusunda. Şimdi birazdan tabii Cumhur İttifakı cephesinde ne oluyor onu da konuşuruz ama muhalefeti önce bitirelim. Nazif Bey, şimdi İYİ Parti'nin ne yapacağını göreceğiz. Bir taraftan İmamoğlu'na karşı işte aday çıkarır mı? Çünkü bu kadar İmamoğlu'nun arkasında duran bir isimdi Akşener Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyordu. Bu bir soru işareti olarak duruyor. Hadi Ankara için kapıyı kapattı diyelim. İmamoğlu bir İstanbul İttifakı vurgusu yapıyor. Tavanda olmasa da tabanda olabilir diye. Şimdi bugün sabah son anketlerle ilgili şöyle bir yorum okudum. Birincisi Özgür Özel'le yaşanan değişimi olumlu bulan İyi Parti seçmeni %63-%65 ve İmamoğlu'nu da destekleyen. Diğer yandan
İşte AK Parti kimi çıkarırsa çıkarsın CHP'den ya da HDP'den oy koparabilecek bir isim şu anda konuşulmuyor. İşte o sayılan Tevfik Göksu, Murat Kurum vesaire gibi isimler içinden. Dolayısıyla bir de sıralanmış 6 avantajı İmamoğlu'nun diye. Karşısına kim çıkarsa İmamoğlu zorlanır. Yani bütün tarafların hamleleri açısından soruyorum. İyi Parti şunu yaparsa, işte HDP bunu yaparsa gibi. İmamoğlu şu anda zorlayacak ihtimaline görüyorsunuz. Bugün Özgür Medya'nın içerisinde bir takım simülasyonlar vardı. Efkan Ala'ya falan dayandırılan bir takım isimler vardı. Mesela ben bu isimleri ciddiye alıyorum. Ve bu isimler çünkü mesela eski bakanlardan Erkan Mumcu'yu koymuşlar İstanbul'da. Ben bunun mümkün değil. Yapmazlar, aday göstermez AK Parti. Ama Erkan Mumcu aday olursa İmamoğlu'nu zorlar. Niye zorlar? Çünkü Erkan Mumcu İstanbul'da belediye başkanı olduğu zaman öyle AK Parti'nin Milli Görüş ekolünden gelmiş veya bir şekilde AK Parti'nin Sayın Genel Başkan'ın ve çevresinin kodlarıyla örtüşen ve dolayısıyla cemaatlere, tarikatlara, belediyenin musluklarını açacak bir adam olmaz. Ama tabii rahatsız olurlar. Yani başkaları yüz açarsa o bir tane açar, iki tane açar. Bildiğim için söylüyorum, burada iddialı söylüyorum. Onun için bunları yapmazlar. Yani İstanbul'la ilgili AK Parti'nin düşüncesi bütün kendisine kol olarak besleyen, yani bir nehir varsayarsak, bütün çayları, ırmakları, dereleri bir tarafa doğru akıtmak gibi bütün o alanlarda, cemaatlerde, vakıflarda, farklı sivil toplum kuruluşu altındaki oluşumlarda belediye kaynaklarını bir şekilde onlara açmaktır. Şimdi bütün hesabı, öncelikli hesabı budur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi büyük bir rant alanıdır onların, rant alanıdır onların gözünde. Bakın, çok sayıda yolsuzluk dosyasının bir kısmı İçişleri Bakanlığı'nda önceki İçişleri Bakan tarafından oldu bittiyle adeta ortadan kaldırılmış. Diğer bir kısmı da zaman içerisinde yayılarak sürünceme derler ya, öyle soğumaya, halkın da unutmasına bırakılmış bir şekilde bugünlere geldik biz. Ve %100 halkın parasının takibini yapan bu muhalefet anlayışındaki Türkiye'de halkın parasına sahip çıkmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partili yönetim veya İyi Parti'nin de katkısı var diyelim. Her neyse önemli değil, parti anlamında söylemiyorum. Önemli olan kamunun parasına, malına, mülküne sahip çıkmaktır. Alın terine, emeğine sahip çıkmaktır. Şimdi onu aferin, bu çok haklı bir uygulamanın içerisindesin. Haklı bir meseleyi takip etmekte haklısın deyip de onun önünü açacakları yerde onu kapatmaya çalışan bir siyasi iktidar var. Merkezi bir yönetim var. Oldu bittiğiyle bunları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Onun için ben AK Parti'nin İstanbul'da cemaatlere yol açacak, cemaatlerle tekrar organizasyonunu üst seviyede sürdürecek, bununla kalmayıp aynı zamanda AK Parti'nin bütün örgütsel birimlerine, katmanlarına, yani kadın kollarından gençlik kollarına varıncaya kadar hepsiyle iç içe girmiş ve belediyeyi bir kendi evleri gibi sahiplenerek oradan bir namalanmaya çalışacak bir anlayışı tercih edeceğini düşünüyorum.